Merhaba, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Evet, saçlarımı koyu yaptım. Aslında her şeyi videoya çekmiştim ama maalesef ki kartımın içerisindeki bütün görüntüler nedense yok. Bilmiyorum, çektiğim videolar yok, çektiğim resimler yok. Şöyle anlatayım size. Mesela Zehra geldi, ondan sonra bebişi çektim falan filan, saçlarımı boyarken çektim. Maalesef ki bütün görüntüler yok oldu, öyle söyleyeyim. Neler oldu neler, başıma neler geldi, ben neden yine koyu renge geçtim, hepsini anlatacağım size. Şöyle ki arkadaşlar, normalde diplerimi boyayacaktım. Bu arada bu son hali değil şu anda saçlarımın. Bir kez daha boyayacağım, siyah boyayacağım. Şu anda koyu kahverengi ve içerisinde yeşillikler var yani. Yeşilliklerle dolu bir saçım var şu anda. Neden koyu renge tekrar geri döndüm? Neden koyu yaptım daha doğrusu? Hemen size şöyle kısa bir özet geçeyim. Aslında hiç öyle bir niyetim yoktu. Ama başıma geleni ne siz sorun ne ben anlatayım. Saçlarımın normal diplerini boyayacaktım. Biliyorsunuz ki diplerim bayağı bir çıkmıştı. Ve saçlarımı boyamak istedim. Diplerini boyamak istedim. Ve evde daha tozum vardı. Dediğim gibi hepsini de çekmiştim. Çünkü soranlar var. İşte hangi açıcıyı kullanıyorsun, hangi şeyi kullanıyorsun vesaire vesaire diye. Hepsini kayda almıştım ama maalesef ki hepsi gitti. Ama size ekstradan anlattığım bir video inşallah yapabilirim. Şöyle kısa bir özet geçeyim, neler kullanıyorum, kullanıyordum daha doğrusu. Blond Me'nin açıcısını kullanıyorum arkadaşlar, kullanıyorum diyorum hala. Ve %6 açıcıyla birlikte karıştırıyorum. Daha sonra da Kala Touch'ın açma işlemini yaptıktan sonra, yıkadıktan sonra Kala Touch'ın 881'ini cila olarak kullanıyorum. Onu da %1.9 ile karıştırıp üzerine vuruyorum. Bir daha yıkıyorum. Öyle beyaz sarı, küllü sarı elde edebiliyorsunuz. Hemen onu da kısaca bir özet geçmiş olayım. Neyse, ben saçlarımı boyamak istedim, diplerimi. Ondan sonra vurdum ve bayağı da oldu o boyayı alalı, açıkçası öyle duruyordu. Dibinde de çok az bir şey vardı daha. Yani bir boyamalık falan vardı. Ben boyayı karıştırdım. Neyse, kafama sürdüm. Sürer sürmez kafam öyle bir yanmaya başladı ki Allah Allah dedim. Yani normal değil. Devamlı kullandığım bir boya. Ve dediğim gibi hani değişik bir boya falan kullansaydım yine bir şekilde birazdan size anlatacaklarımı anlayabilirdim. Ama öyle bir şey yoktu yani. Neyse, kafama boyayı sürdüm. Dediğim gibi derim yanmaya başladı. Yani aşırı böyle hiç normal bir şekilde değildi. Yani her zaman yaptığım gibi değildi. Daha sonrasında şöyle bir şey yaptım. Baktım saçlar geliyor. Dedim eyvah. Zaten öyle şey yapana kadar boya hiç tamamen sürmeden kafamı yıkadım. Ondan sonra dedim bu böyle olmayacak. İnternette araştırdım, şey yaptım. Ya işte diyor ya tarihi geciktir diyor boyanın, tozun. Ondan sonra ya eğer ilaç vesaire kullanıyorsanız kafa deriniz hassaslaşabilir. Yani vücudunuz hassaslaştığı için tabii ki normal olarak da saç deriniz de hassaslaşıyormuş. Zaten biliyorsunuz ben 2 haftada bir iğne yapıyorum artık kendime. Ondan sonra ya da işte kimyasal olduğu için falan, işte ilk defa boyuyorsanız falan filan diyor. Ben de o zaten komple gitti. İkinci şık bana uyuyordu. İlaç kullanıyorum biliyorsunuz. Dediğim gibi her 2 haftada bir iğne yapıyorum. Dedim o olabilir. Ama şeytan dürttü. Gittim bir de kutuya baktım. Tarihinden mi diye. Gerçekten de tarihi geçmiş. Bir ay kadar tarihi geçmiş. Neyse, ben ona bağladım ama saçlarım tabii ki de o an, yani son anda kurtardım, öyle söyleyeyim size. Ve dedim ki bu böyle olmayacak. Yani zaten boyamaya da üşeniyorum. Evet, sarıyı çok seviyorum. Bana da yakıştığını da düşünüyorum. Gerçekten sarıdan biliyorsunuz vazgeçemiyorum. Ama maalesef ki bu sefer vazgeçmek zorundayım. En azından
bir süreliğine, gerçekten bir süreliğine vazgeçmek zorundayım. Çünkü saçlarım yani böyle elime gelmeye başladı o an ve çok korktum. Ve dediğim gibi diplerimi de boyamaktan artık üşendiğim için dedim ki Zeynep koyuya geç. Şimdi ilk kat bir vurdum. Dediğim gibi koyu kahverengi boyadım ilk önce. Ama dediğim gibi maalesef ki yeşillikler var içerisinde. O yüzden komple siyah vuracağım. Ayrıca saçlarım da geldi biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz çekmiştim ama onlar da gitti maalesef. Saçlarım geldi, kutusu falan Allah'tan duruyor. Onları da ilk bir kahverengi, onlar da sarıydı tabii ki de normal olarak. Onları da ilk önce şimdi bir kahverengiye boyadım. Şimdi kendi saçlarımı boyadığımda onları da siyah boyayacağım. Yani durum böyle. Dediğim gibi maalesef bütün çektiklerim vesaire hepsi gitti yani. Nereye gitti, nereye kayboldu anlamış değilim. Bütün sinirlerim zaten bozuldu. O yüzden de videoyu yükleyemedim açıkçası. Çünkü görüntülerim yoktu elimde. Bugün de kamerayı elime aldım. Şimdi yemek yapacağım. İşten geldim. Şimdi dediğim gibi yemek yapacağım. Bu arada bu kenarlardan falan da görebilirsiniz saçlarım. Gitti yani. Allah'tan çabuk yıkadım. Hani fark etmeyip bıraksaydım belki de şu anda kel kalabilirdim. Yani diyorum ya başıma gelenleri sormayın. Şimdi ilk öncelikle yemek yapmam gerekiyor. Şöyle bir tavamı alayım. Lazanya yapacağım bugün. Onun için gelirken lazanya yaprağı aldım. Şöyle iki tane. Bir de mozzarella aldım. Şöyle şu şekilde. Şimdi hemen onları yapalım. Ondan sonra yemeğimiz hazır olsun. Bu arada bu yere ne döktüler bilmiyorum ama ayaklarım yapış yapış. Bu arada Instagram'dan falan da yazanlar oldu. Sizlere de geri dönemedim maalesef. Çünkü dediğim gibi işteydim. O yüzden çoğunlukla şey yapamadım ve moralim de çok bozulduğu için açıkçası kimseye cevap da yazmadım. Aslı, seni seviyorum. İlk öncelikle sen yazdın, daha sonra bir sürü kişiler daha yazdı. Ama yapacak bir şey yok. Mete'yi aldım bu arada. Eve gelirken hava bugün yine yağmurlu. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi hemen yemeğimize başlayalım. Bu kadar tantana, lak lak yeterli. Size şöyle kısa bir açıklama yapayım dedim. Dediğim gibi gerçekten yani görüntüler nereye gitti bilmiyorum. İrem'i resim çekmiştim. O kadar güzel giydirmiş ki annesi dün. Böyle çilek kız olmuş resmen. Hepsi gitti. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Bu arada şöyle yakından göstereyim. Görüyorsunuz saçlarım şu anda yeşil. O yüzden mutlaka siyah boyamam lazım. Çünkü saçlarım o kadar beyaz sarıydı artık. Beyazdı yani biliyorsunuz. Uçları hiçbir şekilde renk almıyor. Bu rengi bile zor şey yaptım. O yüzden kesinlikle siyah vurmam gerekiyor. Evet arkadaşlar ben yemekleri yaparken Metehan uyuyakaldı. Yani bir baktım koltukta uyumuş. Üstünü örttüm şimdi. Birazdan Mete de, ay Oğuzhan da gelir. Bu arada ben hem bir tarafta MasterChef izliyorum eski bölümlerini. Çorbamı yapıyorum. Telşehriyeli tavuk çorbası. Bolognese'imin içi hazır. Birazdan sosunu falan yapacağım. Ondan sonra hazır zaten. Böyle. Evet canlar lazanyam hazır. Şimdi fırına vereceğim. Ama fırını daha açmayacağım. Özgür geldikten sonra açacağım. Şimdi hemen şuraları bir toplayayım. Çorbam da hazır. Oğuzhan da eve geldi. Şimdi bir de salata yapacağım yanına. Ve o kadar. Yeter. Allah bereket versin. Bu arada bu yerler yapış yapış. Burayı da bir silmem lazım. Şuradaki bulaşıkları da bir yıkayayım. Yani. Size yeni bir günden günaydın canlar. Dün video çekmeye başladım. Ama maalesef sonu gelmedi.
Neyse, bugün devam çekiyorum. Saçlarım gördüğünüz gibi biraz daha koyulaştı. Çok iyi oldu. Buradaki kırıklar o kadar belli olmuyor, öyle söyleyeyim. Çocuklar uyandı. Saat şu anda 6:30. Ben uyanmadım. Sen uyanmadın mı? Ben bir tane uyandım. Evet, Mete'nin bugün şımarıklığı üstünde. Neyse, çocuklar da kalktı. Hep beraber kalktık, hazırlandık. Birazdan işe gideceğiz. Ha? Sen susmuyor. Susacakmışım. Bir tane sus. Bu. Bir tane söyle bu. Ha, bir tane söyleyeyim. Bunlar. Neyse, böyle yani dedim videoyu başlatayım. Bugün devam edeyim. Eğer inşallah yetiştirebilirsem bu akşam yüklemeye çalışacağım. Dediğim gibi dünden beri. Anne. Efendim. Kaydetti. Tamam. Bir tane aldık, bilin. Paraları aldık. Bir sürü CD Tayman alırız. Onun falan alırız. Tamam. CD alabiliriz. Okullar dediğine orası yok, kapalı yaptı. Okula. Tamam. Bakayım. Ben de bakayım. Evet, bakayım. Böyle. Osman. Yani. Bu arada saçları da boyadım. Hemen göstereceğim size. Hatta dün şey yapmak için üzerine bunları buraya koydum kurusun diye. Tabii ki göstereceğim size de. Buraları maalesef ki boyanmıyor. Yani böyle tuhaf bir şey kalıyor. Ben de edding mesela şu arkası gibi böyle tuhaf oluyor. Ben de edding aldım gözükmesin diye. Edding'le, siyah bir edding kalemiyle boyadım. Tabii ki birkaç tanesini boyadım şimdilik. Daha sonra da bütün şeyleri yapacağım. İnşallah bugün takabilirsem, bilmiyorum. Dediğim gibi daha bu hafta çok karma karışık geçti yani. Ne video çekebildim, video çektim aslında. Ama videoları yükleyemedim. Neden bilmiyorum. Hatta şu anda özellikle dikkat ediyorum. Bastım mı, basmadım mı diye. Ki yani ben bayağı bir şey çekmiştim. Diplerimi boyarken de çekmiştim. Yani boyamaya kalkıştığımda çekmiştim. Ondan sonra hiçbir tanesi yok. Hadi bir tanesinde dikkat etmedim de hepsi mi yok yani. Bilmiyorum ne oldu, kartta birden yok oldu. Neyse, her şeyde vardır bir hayır diyelim. Şimdi biz birazdan işe gidiyoruz, okula gidiyoruz. Daha sonrasında evde tekrar görüşürüz. Evet canlar, ben şimdi videoyu biraz montajladım dün çektiklerimi ve şimdi hemen bugün yayınlamak istediğim için, çünkü devamlı mesaj geliyor şu an Instagram'dan, iyi misiniz vesaire diye toplu bir cevap olarak atmak istiyorum. O yüzden şimdi bu vlogu sonlandırıyorum. Yeni bir vlog başlayacağım inşallah. Full gaz, yine devam olacak. Maalesef dediğim gibi kusura bakmayın, ne oldu ne bitti ben de bilmiyorum. Kartımda bir sıkıntı mı oluştu ne oluştu farkında değilim. Ben şimdi burada sizlere veda edeyim. Kısa bir video oldu, kusuruma bakmayın. Bir açıklama videosu olarak da görebilirsiniz. Bir sonraki videoda inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, cici bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.